Arkadaşlar genelde insanlar çok büyük bir haberi beklerlerken gazeteler iki tane farklı versiyonunu hazırlarlarmış ki mesela bir dava sonuç işte olumsuz çıkarsa onu verelim, olumsuz çıkarsa bunu verelim. Sen şey hazırsan. Ay ayak basıldı ya da saçmalamayın ay gerçek değil. Gibi. Şimdi ben de o yüzden iki defa programı iki farklı şekilde açmak istiyorum, tamam mı? Hadi, hangisini beğenirseniz. Neymiş? Birincisi fragman geldi Lord of the Rings aşırı coştuk, müthiş mutlu olduk. Müthişti, harikaydı böyle fragmanlı olur. Abi her şeyini sevdim, müthiş hype'ım. At üstüme şey at, kılıç dövüş ejderha at. Şimdi de diğerleri Diğer. geçelim. Arkadaşlar, Yüzüklerin Efendisi fragmanı geldi. Güç yüzükleri tadımız çok kaçık. Çöp yüzükler olsa olurmuş yani. Kesinlikle olurmuş. Böyle saçma şey mi olur? Lütfen Amazon kendine gel. Böyle olmaz. Kaç tane Yüzüklerin Efendisi fanatini karşına aldın? E ne yapacağız biz şimdi? Bütün videoyu iki farklı versiyonla mı devam edeceğiz? Ya da Yok. Şimdi yapacağız? artık gerçek Konuşmamıza göre. fikirlerimize Yani geçebiliriz. kontratımda benim bir tek videoluk şey var yani. Senin kontratını gözden geçir. Orada şey yazıyor. Ben kendim yazdım, kendim yazdım. O yüzden pek Bir daha işte, kapsamlı tam, değil. kendi yazınca tam okumamışsın. Bir daha okuma. İşte Marvel DC'ye göre daha çok övülecek. Peki, Yüzüklerin Efendisi fragmanı gelmeden önce bir sürü önce şeylerini attılar, işte fotoğraflarını Evet. attılar. Sonra buradan büyük hype oldu. Hatta biz bir program çektik kekekek diye, şurada izleyebilirsiniz. Veya burada mı oluyor bilmiyorum Hilal. Sen bunu yerleştirirsin. Ve biz bunu konuştuk zaten. İşin o kısmını artık konuşmayalım. Kabak tadı veriyor. Zaten bizim de kalemimiz değil. İşin şu kısmını konuşalım. Fragman geldi. Neler anladık? Nasıl beklentilere girdik? Ben şuradan girmek istiyorum. Biraz yan bir yerden gireceğim Gir izninizle. ulan. Ama girmeden şu açıklamayı da yapmak isterim. Bu da açıklamanın açıklamasıydı. Şimdi açıklamalar ve şeyler birleşecek şu an. Birleşmek üzere. Az Yaşasın. kaldı. Çok heyecanlıyız. Yüzüklerin Efendisi filmleri hepimizin çok özel bir yerinde. Sevsen de sevmesen üzerinden 20 yıl geçmiş. Artık sadece güzellikle hatırlıyoruz zaten. O filmler çok özel ve Yüzüklerin Efendisi'ni çok ikonlaştırmış bir kendine has tarza sahip. O yüzden hepimiz bunu zaten farkındayız diye tahmin ediyorum. Bir itiraf bile olmayacak. Bu dizinin görselleri, fragmanı falan filan gelmeye başladıkça hep geçmişle kıyasladık ister istemez. Evet. Ben de kıyasladım, hala kıyaslıyorum ve geçmişteki tadı görmek istiyorum. Nostalji Tabii şeyini tabii. söylüyorum net bir şekilde. O yüzden mesela yan bir yerden gireceğim demiştim. Örneğin fragmana koydukları müzik çok kopardı beni. Rastgele bir Kesinlikle. fantastik şey izliyormuşuz gibi geldi. Ding. Şöyle bir korolar, havuç çorlar bir şeyler Evet. duyamadığıma üzüldüm. Muhafazakarlık ve nostalji manyaklığı doğru. Kesinlikle. Ama öyle hissettim. Ne Mesela yapayım? Two Towers sinemaya girdiğinde çok özür dilerim Halit. Şey yapmışlardı, hatırlıyor musunuz? Requiem for a Dream'in müziğiyle Fragmanı vardı gazlamışlardı o tabi hatırlıyorum. fragmanda. Yani şu hakkını saklı tutmak için söyledim. Belki esas müziklerini fragmana koymamış olabilirler. Neticede bu Requiem for a Dream'de hiç çalmadı. O da kötü bir şey olur. Ben şunu söyleyecektim. İlk başta mesela Yüzükler Efendisi çok çok konuşulan bir dizi. Yani işte hani bu sene içerisine girdiğim zaman geçtiğimiz ne zamandı işte iki ağacın fotoğrafını yayınlamışlardı. Çok coşmuştuk. 2 senedir falan Ondan söyleniyor sonra hatta, işte belki daha fazla. tarihi duyuruldu. Çok coştuk. Birkaç gün önce Vanity Fair'den Harita işte böyle çıkmıştı. şeyler çıktı. El fotoğrafları çıktı. Ona bile çok konuştuk. Sonra böyle şey oldu. Hani ben böyle hissettim yani. Fragman çıktı. Herkes izledi. Ha falan deyip kalktı gitti herkes. Ondan sonra bir daha kimse böyle hani üzerinde çok durmamış Ama gibi sence geldi. neden? Neden? Şöyle çok tat yani tat kaçırıcı değil de o hype'ı alamadı. Dediğim gibi mesela o müzik bana göre o seçilen cümleler herkes şu eleştiriyi yapmış. Bu eleştiriyi birkaç yerde okudum, birkaç yerde de duydum. İşte çok Disney Narnia işi gibi. İşte dışarıda harika bir dünya var. Bunu Narnia keşfetmek istemez misin benzetmesini falan çok diye. güzel Yani buluyorum. Halit hakikaten betimle tarif etmek neye benziyor diye düşünüyordum böyle. Evet mesela bana da şimdi söyleyince Narnia'ya güzel bir benzetmek gerçekten. Yani bu hani böyle o Yüzüklerin Efendisi epik değil. Mesela bunu dediğim gibi yine çok şey yaptığım için böyle birkaç insandan birkaç böyle Yüzüklerin Efendisi Umur Tezer'den Ejderha Murat'tan falan birkaç kişiden duydum. Şeyden kısmı mesela işte İlk bizim Yüzüklerin Efendisi girişini düşünün. Hani böyle işte Galadriel'in güç yüzüklerini anlattığı kısmı. Oradaki epikliği düşünün. Bir de bu teaser'daki işte dışarıda harika bir dünya var falan. Böyle Oraya sıradan gibi yani alışılmış gibi. Ben buna kesinlikle katılmayan tarafım. Müsaade Helal ederseniz olsun be. savunu da Küçük bir söyleyeyim. kekekek zamanım yoksa. Şöyle ki katılmıyorum. Birincisi, Lord of the Rings dünyasında anlatılmış, yazılmış, epik olmuş en büyük hikaye çekildi zaten. Yani benim bunu Yüzüklerin Efendisi'nden daha epik bulmamam imkan yok.
Ben bunun biraz yabancı seyirci çekme odaklı plus işte eski bunu yabancı seven... derken hayran olmayan. Hayran olmayan. Yani. İranlı değil mi? Kime göre yabancı, neye göre yabancı? Yani kafam karıştı. Ya onu anlarsınız diye düşündüm. İşte emin olmak istedim. Ve işte bize de bu hayranlara da ya bak anlatılmamış hikayeler var burada. Bazılarını biz tamamladık. Bizim fantastik ürünümüz. Bazılarını da kaynak materyalden aldık. Böyle bir hikaye anlatıyoruz. Bu tabii ki bu kadar epik değil. Ama şey konusunda teaser çok yerli yerindeydi. Estetiğini tartışmıyorum. O ayrı bir tartışma konusu. Ama böyle yani ne yapıyoruz? Hangi dönemi anlatıyoruz? Tam olarak bilmeyen seyirci Before the King, Before the Lord of the Rings, hı hı. ondan önce yani tam hangi dönemdeyiz ama biz? Ama işte şey kötü. O, bak, o anlatım açısından yani arka sıra için bence çok manalı. Bence şey kötü yani. Bence mesela hiç ben onu yadırgadım biraz. Hiç Before the King, Before the Yüzük falan demeseydi bence. Çünkü onu dediği an zaten öbür filmlerle şey aramaya başlıyorsun. Bağ aramaya başlıyorsun. Hiç deme abi onu. Ben onu kaçık atacağım. Bağ arama zaten. Cevdet abi ama mesela şunu o zaman da bağ istiyorsun ya estetik olarak filan. Müziğiyle, görüntüsüyle filan. Hocam estetik, görüntüsü kalitesiz gözükmüyor. Yok. Çok özür dilerim. Fazla müziği, kaliteli gözüküyor. Müziği hayır. Tabii 2000. İşte böyle bir problem var. Şimdi 20 yıl geçti üzerinden. Teknolojiyle elde, kameraların teknolojisi daha iyi. Biz daha iyi izliyoruz. Eskiden sinemada olanı şimdi 4K filan izleyebiliyoruz. Bak kostüm dizaynları, şey dizaynları o işte Numanör falan. Numanor neyse hı-hı. yanlış söylüyorum hep bunu. Çok benziyor yani neredeyse aynı mimariden çıkmış yani aynı sanat ekibi hı-hı. tarafından özenilmiş yapılmış. Tamam o bir zahmet benzesin ama şeyi tamam benzemiyor. Ben rengi benzemiyor. Ben Cevdet abiye şu noktada katılıyorum işte hiç bilmeyen yani Yüzüklerin Efendisi'ni kitaplarını bile okumamış. Tabii. İşte Yüzüklerin Efendisi filmlerini izlemiş, Hobbit'i izlemiş ve Yüzüklerin Efendisi'nden yeni bir şey gelecek insanlar için Before the Kings, Before the Rings, işte Before the Fellowship üçlemesi hani tamam bunlar daha öncesinden bir şey anlatacak kısmını güzel vermiş olabilir. Ama işte bu noktada şeyi kaybediyor. Bu sefer Yüzüklerin Efendisi'ni okumuş, Hobbit'i okumuş, Silmarillion'u okumuş insanları işte Before the Kings falan filan deyince şey diyorsun. Ne kadar önce? Hani o zaman da işte insanlar birazcık derinine girince işte şey diyoruz biz mesela şu an. Şu an diziyle ilgili konuşulan şeylerden abi, bir tanesi. O da size hype olsun ama işte bekliyoruz yani. Tutmayan şeyler yani şey açısından diyoruz. Evet. İşte, tutmayan şeyler olduğu için mesela işte ilk gösterdikleri mesela görsel iki ağaç. İki ağaç çok önce yani birinci çağın öncesinde. Belki şimdi, flashback yapacaklar flashback abi. Flashback falan muhtemelen yani. Olabilir yani. Öyle yapacaklar yani. Neticede teaser'da bütün şeylerini, kartlarını oynamamaları iyi bir şey değil evet. mi zaten? İşte ama ben teaser açısından hani ya şunu zaten kesinlikle söyleyebiliriz. Teaser böyle izlenip aa tamam izlenilmez bu izlenilmez diyebilecek bir şey değil. Ama teaser'ın çünkü çok var öyle. Her çeşit diyen bir şey çıkacak. Teaser'ın şu olduğuna inanıyorum. Yani insan elindeki en iyi malzemeyi sunduğunu düşünüyorum. Hani bizi heyecanlandıracak, bizi işte gaza getirecek. Biz hem diziyi izlememiş hem de işte Yüzüklerin Efendisi'ni sadece filmlerden bilen insanları gaza getirecek bir yapımın en iyi bir kurgu haline getirdiklerini düşünüyorum. O anlamda zayıf kaldığını düşünüyorum bu ama teaser'ın. Ama Halit yani daha Eylül'de çıkacak bir dizi bu. Çekimleri bitip bitmediğini bilmiyorum ama yani daha çok üstüne bir şeyler ekleyip çıkarırlar. Bence biraz da şey teaser'ı bu. Focus yani deneme grubu teaser'ı. Yani bakalım bir takım şeylere ne gibi tepkiler gelecek. Bir takım estetik şeyler bile değişebilir. Bu oluyor yani dizilerde, filmlerde. Tabii tabii kesinlikle daha böyle özellikle post prodüksiyona bıraktıkları hususlarda ki daha artık, da şey olabiliyor. Ki artık her şeyi post prodüksiyona değiştiriliyor. Yani atıyorum o cüce kadının minnacık sakalını gürültebilirler mi saçlarlarsa bu saatten sonra. Henry Cavill'da yaptıkları gibi değil mi? Böyle bıyık. Ya işte hani o kadar kötü olmadan yani o eksiltmek bak eksiltmek daha zor olabilir. Hani belki Henry Cavill'da bıyığını koymuşlar değil mi? Oradan alıp bir sürü bıyıklar var. Oradan alıp böyle buraya yapıştırmışlar. Elimizde fazladan bıyık kaldı. Ha, ne yapalım 25 milyon dolarlık bıyık duruyor ne yapacağız? Şu kıza koydular millet laf edip duruyor Allah kahretsin. Ben şöyle bir beklenti içerisine girdim. Hem beklenti tarafına geçmek için de söylüyorum bunu, anlatıyorum. Şimdi ben Yüzüklerin Efendisi dediğim gibi işte en büyük hikayesi, en işte şaşalı hikayesi anlatıldı zaten. Yüzüklerin Efendisi iyi yapan şeylerden bir tanesi, filmini iyi yapan şeylerden bir tanesi. Hikayeyi anlatırken ön plandaki işte karakterlere, oyunculara vesairelere yani hikayenin akışına böyle kendini kaptırıp bazı şeyler mesela aa bak İşte bu arka planda kalan şey hı hı. aslında şu dedirtmeyi başaran bir hı. şey. Bunu böyle gözümüze sokmayan, o mitolojiyi de gözünüze sokayım. Zaten başta bir anlatıyor bir hikayesi var. Onun dışında gözümüze bir daha sokmuyor. Onu
fanlar anlıyor, bilenler evet. anlıyor. Bu onlar için büyük bir keyif. Aynı zamanda bunu bilmeyenler için de olayın aksiyonundan ve bağlantısından keyif alıyor. Yani iki tarafı da bu anlamda müthiş kazanmış. Bir de Arwen'le şeyi sokmuştu. Aşk hikayemiz de var. Kızlar bezisin. Bu arada aşk hikayesi düzey. Ben bence şey son derece kaliteliydi oradaki. Hı-hı. Şeydeki biraz sıkıntılıydı. Hobbit'teki. Ona girmeyeceğim. Dolayısıyla böyle bir beklenti içerisine giriyorum. Umarım Peter Jackson'dan bu ve onun tabii ki yazar asıl ekibi var. Onların bu başarabildiklerini başarabilecek bir ekiptir ama gördüğüm ve araştırdığım kadarıyla bunların böyle biraz amatör senaristler Allah, olduğunu görüyorum. Benim yani o konuda bir araştırmam yok. O konuda tek bir verim zaman çarkı şu an, tamam mı? Şimdi zaman çarkını hakim olmama rağmen, kitabını okumamış olmama rağmen, dizinin üstünden birkaç ay da geçti bak biraz böyle kafamda sindirdi filan. Geri dönünce zaman çarkını başarısız yapabilecek olay yani biraz düşüren diyelim özelliklerden bir tanesi, en tek özellik bu değil muhakkak ama bir tanesi şu bence çok net bir şey ortaya koymaya çok çabaladılar. Evet. Herkes sunduğumuz her şeyi evet, anlasın, adım adım ilerleyelim, karışmasın. İşte bir takım mitler, gizemli şeyler var tabii ki 3. 5. sezonda bıraktıkları ama onu da mesela bıraktıkları belli. Yani gizemin de gizem için yapıldığı belli filan. Böyle biraz fazla temiz. Şimdi bu kulağa garip bir eleştiri gibi geliyor. Şımarıklık gibi geliyor. Nankörlük gibi geliyor. Yani, sus lan artık. Evet çünkü öbür türlü de bu ne lan bir bok anlamadık deyince de laf edebilirsin ama demek ki biraz orada bir çizgi, bir denge olması gerekiyor gibi. Yani ben biraz bilmiyorum bu dediğimden tam emin değilim ama sanırım bazı şeyleri biraz kafa karıştırıcı ve gizemli kalması güzel bir şey. Yine aynı şeyi yapacaklar gibi geliyor. Yani seyirciyi memnun etmek için aşırı derecede çabalayıp bu sefer ortaya böyle çok iddialı olamamış, çok böyle gizem barınamamış, işte çok böyle aa sen anlamamışsın falan diye konuşmalara sebep olabilecek bir doluluk yaratamamış, çok düz bir şekilde karşılaşma ihtimalimizi tekrar söylüyorum. Sadece ve sadece Zaman Çarkı dizisine dayanarak, o tecrübeye dayanarak. Bir de şöyle yani Zaman Çarkı dizisi biz filan eleştirdik ama izlendi bayağı. Tabii tabii. Hani memnunlar işin şeyi başarısı. Üçüncü sezonu onaylandı. Evet geçen. Üçüncü sezonu. İki zaten çekiliyor. Hani o yüzden hani bir ondan öyle bizim istediğimiz dersleri çıkardıklarını da zannetmiyorum ya. Anladın mı? Benim en büyük elimdeki olumsuz ön yargı bundan dolayı kaynaklanıyor açıkçası. Genel olarak gerçekten artık genel kitleye hitap etmek için uğraşıyorlar ve bu genel kitleden kastımızın bizim artık çok ucumuzun bucağımızı aştığını düşünüyorum. İşte yani biz genel kitle deyince ne bileyim yine hala aklımıza Yüzüklerin Efendisi sever bir tayfa geliyor. Ama diğer tarafta aslında Amazon genel kitle derken işte evinde Müge Anlı izleyen anneme de hitap etmeye çalışan bir şey yapacak gibi. Yani bu yani. Hani bu kadar fazla hafif şeye almaları işte nasıl diyeyim her şeyi açıklamaya çalışmaları buna geliyor. Arkadaşlar, ben de şeyi söyleyecektim. Hani şu an mesela Yüzüklerin Efendisi evrenini aslında sen dedin ya en büyük şeylere Yüzüklerin Efendisi'nde anlattı diye. Ya aslında bu birazcık şey hani katılmıyorum diyeceğim. Çünkü sizin, ama yazılmış şu, olarak. Tabii yani silma yani şu açıdan yani olayı şu noktada kesinlikle haklısın. Sadece işte yani Yüzüklerin Efendisi işte bir yol hikayesi, bir işte başı sonu belli olan ve 3 kitaplık bir hikaye. Silmarillion işte çok daha tanrılar şeyler hani o birazcık daha mitoloji Silmarillion. Ve bu zaten en başından beri Silmarillion aktarılması bu yüzden çok zor geliyordu kulağa. Hani Silmarillion'u aktaracağız ama abi nasıl aktaracaksın? İşte bir ejderha tasvirliyorlar. Hani tek bir ne bileyim pençesi koyduğunda dağ kapanıyor. İşte kanatlarını açtığında ne bileyim insanlar gece oldu zannediyor falan. Şimdi bunu zaten hani aktarmak bunu televizyon ekranlarında ya da sinema ekranlarında aktarmak çok zor. Burada işte bu nokta geçiyor birazcık. Ne anlatacaklar? Mesela işte bir tane bu gelen fotoğraflardan bir tane işte Halbrand diye bir karakter tamamen Halbrand ya da hatırlamıyorum tam olarak küçük bir fark vardı. Böyle bir karakter yaratmışlar ama bu Amazon'un yaratımı bir insan bir karakter. İşte şey yazıyor. Ya işte geçmişinden kaçan bir karakter. Yine parantez açıyorum. Bu Halbrand mesela şu olabilir. Isildur ya da Numenor'un farklı bir kralı. İşte farklı bir soylusu. İşte geçmişinden kaçarak kendine Halbrand ismini vermiş takılıyor. Bu okey. Bu anlatılması güzel bir hikaye. Ama diğer taraftan bir tane eğer ben o Silmarillion gibi mitolojik tanrıların olduğu yerde işte ne bileyim Sauron'un güç yüzüklerini döveceği hikayede bir tane insanın geçmişimden kaçıyorum hikayesini izleyeceksem ben sana o kadar katılmıyorum Halit. Ben sana bir söyleyeyim mi?
Bak. Yani en küçük şeyler bile tarihin akışını değiştirebilir demiş koskoca Tolkien. Bunun için tamam, kitap abi, yazmış. Adamın evde sosis kızartması değiştirmiyor yani. Yani. Tabii canım, sosis kızartması dedi. Sauron'la mücadele edecek. Öyle bir eski bir hikaye şey yapmayacağım. Ama, karlarda orta dünyada ayaklarımı uzatıyorum. Ama şeye gelecektim az önce. Mesela Hobbit'te dedin ya, mesela aşk hikayesi. Aşk hikayesi tabii ki Aragorn'la Arwen'in aşk hikayesi. İşte Silmarillion'la yine Hurin'in çocukları ya da işte Beren'le Lüthien gibi bu aşk hikayeleri çok çok hani önemli ve tamamen evreni değiştiren. Ama şimdi bunlar varken işte Hobbit'teki gibi bir cüceyle bir aşk hikayesi, yürüyün gidin orada bir sürü hikaye var güzel, yani onu dinlemek istemiyorum. Ben oluyorum. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şunu bir hatırlayalım. Tolkien. Bu da diyetin diye bana fırlatıyorsun. Tolkien'in o Silmarillion'da falan işte de bahsediyor bundan, yani kitabın ön sözünü falan bahsediyor. Şöyle bir olayı varmış. Yani bu adam hakikaten bu eseri genel olarak, bu eser derken tek bir kitabı ya da 2-3 tane şey değil, bütün bu orta dünya sagasını diyelim, üretirken ederken şöyle bir derdi var. Ben bunu biraz gerçekten bir mitoloji gibi ortaya koymak istiyorum. Yani diyor ki sağa sola bir takım notlar alıyorum. O notları başka bir şey hakkında notlar alıyorum. Ama bunların hepsinin tamamlanmaması problem değil. Hatta o editörüne yazdığı evet. mektupta şunu bile diyor. Gelecek kuşaklarda işte bunu böyle televizyona aktaracak olan tiplerden falan şeyin, yani hani onların ne düşüneceğini bilmiyorum. Fakat tam olarak bir, yani her şey %100 belirli olsun istemiyorum. Biraz böyle efsane gibi. Hani efsanelerin de yöreden yöreye aynı efsaneler olmasına rağmen değişir eder. Ya da farklı zamanlarda. Bu argümanınızı kekekekte niye sunmadınız Ömercan Bey? Allah Allah. Oradaki farklı. Bence Yüzüklerin Efendisi'nin filmi bunu taşımayı başardı. O film de bir destan anlatıyor gibiydi. Bu hatta şeyler çok bile gelir bana açıkçası. Atıyorum mesela Aragorn'un kral olmak konusundaki tereddütü falan bu kadar yok kitapta mesela. Adam hani söyleniyor sadece. Söyleniyor diyor ki, yazar bize söylüyor. İşte Ranger olarak takılıyormuş. Şimdi kral olacak diyor. Hani orada sen bir çıkarım yapıyorsun. Herhalde bununla ilgili bir takım psikolojik şeyler yaşamıştır diye. Ama bu tek tek anlatılmıyor. Hani Aragorn o gün çok düşünceliydi. Sabaha kadar içki içti falan. Böyle şeyler yok yani, değil mi? Ya da atıyorum hani bu bir ana karakter hakkında detaylardan diyelim. Örneğin işte hep ben bu örneği veririm. Sevgili arkadaşlarım, bu örnekten baydı ama sizlere ilk defa veriyor olabilirim arkadaşlar. Miğferli bir savaşından sonra askerler hubey diye işte evet. şey yapıyor. Kutlama yapıyor filan. Ne yapıyorlar? İki hobbit şarkı söylüyor onların şarkısını. Ulan bunlar hayatta kalmış böyle asker lan. Bunlar kerhaneye filan gitmişlerdir o akşam. Ama bunlar Yüzüklerin Efendisi'nin tarzına uymayan detaylar. Yani gerçekten o böyle bir... Aa biz bir efsane dinliyoruz, hani her şey biraz siyah beyaz tabii, o yüzden ister istemez havası veren bir şey. Halit'in derdine gelelim şimdi. Halit istiyor ki böyle küçük şeyler görmek istemiyorum diyor. Bence aslında... Game of Thrones gibi mi olmalı diyorsun? Olmalı demiyorum ama bence öyle de olabilir. Yani bu diziye girişirken de şu kararı verselerdi ben okeydim. Tamam abi işte... Biraz daha doğal bir yerinden alalım. Evet, yani daha böyle gerçekçi, daha böyle o destan perdesini araladığımız zaman işin ardında aslında ne var? Bu arada bunu ben ortaya atmadım. İlk bir bundan aylar aylar, hatta 1-2 sene, 1,5 sene önce Yüzüklerin Efendisi'nde tıpkı Game of Thrones'da olduğu gibi meme falan olacak tarzı bir laf evet, ortaya evet, çıktı. Ve işte hani internette bu meme başladı. Hani Yüzüklerin Efendisi'nde meme evet. yoktur ve memeye ihtiyaç yoktur falan diye. Ben çok pardon, bitiriyorum. Bence olabilir. Bence bir de böyle bir Yüzüklerin Efendisi görebilirdik. Ama herhalde görmeyeceğiz. İkisinin de tam olmamış gibi bir şey göreceğiz herhalde. Ömercan 2.3'te elf memesi görmek istiyorum. Yani ben burada şeyi çekik mi onlar da falan? Senin dediğini bu arada çok hani kesinlikle katılıyorum. Yani meme işte konusunda değil mi özellikle? Tabii. Yani şunların işte değiştirmeleri, hani birazcık daha o efsaneleşmeyi farklı şekilde yorumlamalarına falan katılıyorum. Ama diğer tarafta işte şu olay beni açıkçası dediğim gibi geriyor. Yani bir tarafta işte Galadriel var. Dizinin bize mesela hani sunduğu, vaat ettiği şeylerden bir tanesi güç yüzüklerini dövmek var. Numenor var. Muhtemelen biz Numenor'un yıkılışını göreceğiz. Bunlar okey. Yani, ama diğer tarafta eğer ya bunlar varken böyle kocaman kocaman işte karakterler, tanrılar falan varken işte hiç beni enterese etmeyen, hiç dinlemediğim iki tane karakterin aşk hikayesi çok daha, yani şu da bu hiç olmasın demiyorum ama işte çok uzun bir sahne aşk hikayesi de mesela Rohan'daki bir Nalbur'un ekonomik sıkıntıları mesela. Mesela bu istemez misin? Bu şey bakkallarda neden çekirdek satılmıyor falan diye. Senaryo yazarları buradan Türkmüş, onu anlıyoruz yani. Aklı ekonomiye gittiğine göre. Bu beni birazcık şey yapıyor. Geri kalan çok şeydi, hani değiştirilebilir bana göre de bence. Orklar söylendiği kadar kötü mü? Bütün gün böyle biz kötüyüz diye mi takılıyorlar? Yoksa onların da insani tarafları var mı? Ne yapıyorlar? Şeyleri mesela... İyi ork görecek biz mesela. Keşke görsek.
mesela şunlara iyi ork görecek miyizden daha da ziyadesi işte biz orkların şeyi olduğunu biliyoruz. Hani Türk. İlk hayır. Elflerden, elfleri böyle dejenere edilerek üretildiklerinde falan işte Sauron'un... Dejenere. Şöyle değil miydi? Bak mesela Silmarillion'dan şöyle hatırlıyorum. İşte çıkıyor bu tanrılar elflerin karşısında böyle laps diye çıkıyorlar ama bir kısım elf korkuyor bunlardan ve kaçıp saklanıyorlar. Onlar yavaş yavaş orka dönüşmüyor. Yoksa onlar kara elf. Kara elf diye... Kara elf de başka bir şey. Bambaşka bu anlatır neydi acaba? Bu, aşağı yazın. yani... Elfler orklara şöyle dönüşüyor işte bayağı savaşlar sırasında ne bileyim işte bu binbir gözle savaşlar sırasında işte yok bayağı yakalanıyorlar ve Sauron onları ya da Sauron Melkor'u böyle onlar üzerinde işte şey yaparak orka dönüştürüyorlar. Mesela şeyi söyleyecektim acaba bunun etkilerini görebilecek miyiz? Mesela işte o ilk defa orklarla karşılaşan elflerin işte şeylerini ne bileyim duygu düşüncelerini işte bunu şeyden çok Yüzüklerin Efendisi'nde bir kere bir cümleyle duymuştuk. O bile bana etkileyici gelir. Elfler şey orklar nasıl üretildi bilir misin? Saruman diyordu. Evet, i̇şte evet, onu hatırlıyorum. Şey ilk başta elfler onlar falan evet. diye. Bunu mesela bir elfin gözünden falan hani duygusal olarak bilmiyorum görecek mi? Bu etkileyici olurdu bana göre. Orka dönüşme sahnesi. Helal olsun. Hadi abi fragment içerisi 5 dakika konuşacağız dedik. Sabaha kadar film çekiyoruz gene. Evet. O Gandalf mı o şey adam? Meteor adam. Meteor adam son olarak onu söyleyeceğim. Meteor adam bilmiyorum. Şu anlık bir meteor adam olduğu söyleniyor. Ya buna meteor adam diye bir şey. Gerçekten evet. O da adı galiba. Meteor yani, man diye. Meteorla geldi ya işte o yüzden. Ne yapacağız? Yani, bebek yoda dediğim gibi şey. Böyle Yüzüklerin Efendisi Amazon Prime'la işbirliği yapan yabancı siteler. Bayağı işte bilim adamın ismini de unuttum. Hani gerçek şey oyuncunun ismini. Şu işte Playing by Meteor Man falan şeklinde yazılıyor. Ona Meteor Man kod adını vermişler. Yani böyle bir şey normalde hiç yok. Normalde işte buna şey diyorlar. Istari işte büyücüler Gandalf gibi bir büyücü ya da direkt Gandalf'ın kendisi diyorlar. Ama mesela hiçbiri Istari'de Mayalar'da yani Yüzüklerin Efendisi Silmarillion'a gelen hiçbiri bayağı gemilerle işte Valar'dan gri limanlara gelip gri limanlarda insan gibi hoş geldiniz deyip ellerini sıkıp öyle geliyorlar. Böyle meteorla yiğit diye atmaları inanılmaz garip. Bunun i̇şte destanlık perdesini aralayınca oradan meteor çıkmış. Şey böyle yapıyordum. Bak şimdi ne yapacağım diye böyle. Bir Yüzüklerin Efendisi Hyper'ın daha sonuna geldik. Evet. Size bir şarkı armağan ediyorum. Valar Valar Valar. Sevdim seni. Valar Valar Valar. Yaktın beni. Bu da size kapak olsun. İlk bitirişimiz. Çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız bitirişi. Buyurunuz efendim. İnanılmaz Hyper'ız. Geldiği için aşırı mutluyuz. Gerçekten kendimi mantoloji işte Yüzüklerin Efendisi. Güzel. Şimdi de küfürlü bitiriyoruz. Allah kahretsin gibi. Anlat olsun bir şey. Kendimi keseceğim. Her türlü kesiyorum kendimi. Adını başka bir şey koyun. Allah Allah. Yüzüklerin Efendisi koy. Yüzükler aynen yani.